Değerli tarzıcılar, kardeşlerim, sevgili gençler, milletimizin varlığıyla ilgili çok kritik günlerden geçiyoruz. Bunlar sizlerle konuşup vatanımızın ve milletimizin müdafasında nasıl işbirliği yapabiliriz, o konuda görüş alışverişi yapıyoruz. Onun için bu toplantı çok mübarek bir toplantıdır. Biz biliyorsunuz, 300 kişi milletine bir çağrıda bulundu. 3 maddelik bir çağrı. Bu çok insanı tedirgin etti. İktidarı da biraz keyfini kaçırdı. Orada ne vardı? Hepiniz biliyorsunuz. Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin adı vatandaşlık tarifinden ve anayasadan çıkarılamaz. Bundan rahatsız oluyor. Kimler? Türkiye içindekiler biliyorsunuz. Türkiye dışındaki onların ağabeyleri. Peki bu bizim anamızın ak sütü kadar hakkımız değil mi? Hocalarımız konuştu. Tarih boyunca bunun bedellerini fazlasıyla ödeye yaşayandan çok şehidini vere biz bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olarak Türk milletini görüyoruz. Onun söylediği rahatsız oluyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bizi idare edenlerle onun yandaş olanlarla dışarıdaki emperyalistler arasında bir mutabakat sanki var. Bu mutabakat, bu devlet Türk milletinin devleti olamaz manasına geliyor. Rahatsız olmalarına başka bir izahını ben yapamıyorum. Onun için de her tarafa dolaşıyoruz, dolaşacağız, sizler de görevlisiniz. Bu millet, bu devletin sahibidir. 1000 yıldır kesintisiz bir egemenlik bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Bu toprakların dışına da insanlar karşı görevlerini medeniyet iddiası içerisinde taşımış bir büyük geçmişin varisleridir. İkinci madde, Türk milletinin eşit ve şerefli aziz vatandaşları ırklara ve mezheplere göre ayrıştıramaz. Bundan rahatsız oldular. Demek ki Türk milletinin aziz ve şerefli eşit evlatları ırklara ve mezheplere göre ayrıştırılmak istemiyor. Tuzaklardan biri de budur. Çok tehlikeli tuzak. Ve bunun adı terminolojide, doktrinde bunun adı ırkçılıktır. Irkçı bir anlayışla milletimizin vatandaşları ayrıştırılmak istemiyor. Irkçılık biliyorsunuz ilim açısından da, dünya hukuku açısından da, bizim yüce dinimiz açısından da çok tehlikelidir ve haramdır. İşte bunun yolunda gidenler bu talebimize karşı bir öfke ortaya koydu. Rahatsız oldu. Üçüncü madde neydi? Selçuklu'yla başlayıp Osmanlı'yla devam eden Türk milletinin egemenliğini esas alan Büyük Atatürk'ün kurduğu milli devlet ortadan kaldırılamaz. Bundan rahatsız oldular. Biz bunu nasıl anlayacağız? Demek ki milli devletimizin ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Kaldırılamaz denince bundan rahatsız oldular. Demek ki kaldırılmaz istiyorlar. O zaman bizim buna karşı dağdaki çobandan şehirdeki hanımlara, çocuklara, gençlere kadar bu topraklar üzerinde yaşayan herkes seferberlik ilan edilmiş gibi görev başına. Sadece 3 madde, masum 3 madde, %100 hakka dayanan 3 talep, varlığımızı yaşatmak istiyoruz diye bir çığlık, bir kısım bizi yönetenler, terör örgütü, onların besleyicileri, açlar tarafından rahatsızlık konusu yapılınca
biz artık bir şekilde tereddüte olamayız. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun, eğer ben bu vatanın bütünlüğünü istiyorum, milletimizin birliğini savunuyorum, devletimizin egemenliğini ve tekliğini, egemenliğin millete ait olduğunu savunuyorum diyen bir kişi varsa kendisine görev düşüyor. Böylece karşı karşıya bulunduğumuz tehdidi, ulaştığı tehlike boyutlarını bütün temelleriyle, bütün açıklığıyla görmüş oluyoruz. İkincisi, eğer hala bundan bir şey anlamayanlar varsa, 1984'te Eruh ve Şendil ilçelerimizdeki karakollara biliyorsunuz terör saldırısı oldu. Ve böyle de terör bütün Türkiye'ye yayıldı. Bu terör saldırısında oradaki görevlilerimiz şehit oldu. Oradaki işini görevlendirmeye giden vatandaşlarımız şehit oldu. Ve o terör saldırısı bugün meclise girdi ve egemenliğimizi elimizden almak üzere anayasada bir değişiklik tartışılıyor. Ne diyorlar? Anayasanın 66. maddesindeki Türk devletinin vatandaşlarına Türk denir, hükmü değişmelidir diyorlar. Ne olacak? Vatandaş olacak diyorlar. Üst kimliğimiz vatandaş olacak diyorlar. Bizim nüfusumuz şimdi 80 milyon. Yani 80 milyon vatandaşız. Ama neyin vatandaşı? Kimin vatandaşı? O belli değil. Aynen millet millet deyip de milletin adını bir türlü söylemedikleri gibi bizim her birimiz vatandaşız. Ama kimin vatandaşıyız? Orası gizli. Rus vatandaşı var dünyada. Çin vatandaşı var. Amerikan vatandaşı var. Fransız, İngiliz, Alman vatandaşı var. Bütün dünyadaki milletlerin, hukuk devletlerin vatandaşı var. Kendi adıyla anılan bir biz varız, adımız olmayacak vatandaş var. Bu kimlik değil ki vatandaş. Sosyoloji ilminde kimlik kazanmamış kalabalıklara sürü denir. Sürü! Bir sürü! Tarihin en eski milleti sürü mü? Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuldan utanmaz mısınız? Sürü mü? Batılı ilim adamları ne diyor? Türklerin tarihi dikkate alınmazsa insanlık tarihi yazılamaz diyor. Böyle bir milletten bahsediyoruz. Bunun için tarih bilmeye de gerek yok. Çin tarihini yazacaksanız Çin Seddi'ni, oradaki Göktürkleri, Uygurları, Hunları, daha derinliklere giden Türk tarihini de dikkate almanız lazım. Hint tarihini yazacaksanız 300 yıl Babür Şah diye bir adam devlet kurdu. Onu dikkate almak zorundasınız. İran tarihini yazacaksanız Anadolu'dan çok Türkler İran'da hakimiyet kurdu. Türk tarihini dikkate alacaksınız. Bizans tarihini yazacaksanız Anadolu'yu fetheden Sultan Alparslanlar'la başlayan bin yıllık tarihi dikkate alacaksınız. Atilla diye bir adam çıktı, bir asır Avrupa'yı yönetti. Hunlar. Avrupa tarihini yazacaksanız bunu dikkate alacaksınız. Afrika'sından, dünyanın her tarafından tarih yazacaksanız Türklerin tarihini dikkate alacaksınız. Başka bir millet için bunu söylemezsiniz. Dünyanın bir bölgesi için romanlar dikkate almazsanız yazamazsınız ama Akdeniz Havzası için geçerlidir. Üstelik Roma bir millet değildir. Roma bir millet değil, kimliği yoktur Roma'ya. Bin yıl önce Anadolu'ya gelip yüksek bir medeniyet bulmuş olan ceddimiz insanlığa da büyük hizmet ediyor. İşte böyle bir milleti bugün en büyük nüfusa sahip, en büyük gücü olan Anadolu'daki 80 milyonluk varlığını sürü olarak hukuka ve anayasaya geçirmek istiyorlar.
dertleri belli ne olur? Eğer anayasanın 66. maddesinden Türk devleti ve Türk devletinin vatandaşlarına Türk devleti ibaresini çıkartır, sürü konumuna milleti getirirseniz, o zaman egemenliğin tapusunu ortadan kaldırmış olursunuz. Yani bu devletin tapusu hangi millete ait? Türkiye milleti diye bir millet var mı? Buranın bir adı da Anadolu. Romanlardan kaldı bize. Anadolu'dur diye burayı Romanlara vereceğiz. Türkiye demekle coğrafyanın adından bahsediyoruz. Coğrafya egemenliği kurmaz. Coğrafya devlet kurmaz. Devletleri milletler kurar. Derin kültür ve medeniyeti olan milletler kurar. Coğrafyaya adı da millet verir. Milletin adını çıkartırsanız anayasadan egemenliği tapusu iptal edilmiş olur. Sahibi kim bu devleti? Boşlukta kalır. İmralı'ya gitmiş devlet heyeti, Oslo'ya gitti biliyoruz. 6 defa devlet heyeti İmralı'ya gitmiş. 6 defa. Önümde bunların listesi var. Akil adamlardan sayılan, şimdi görev yapan Ankara'daki Gazi Üniversitesi profesörlerinden Hüseyin Yayman 5 Şubat 2013'te listesini yapmış. Devlet heyeti 6 defa İmralı'ya gidiyor. İmralı neresi? İdam mahkumu teröristin hücresinin bulunduğu yere. Kim gitmiş? Devlet heyeti gitmiş. Başbakan bu. Listeye göre. Hüseyin Yayman'ın yazdığına göre ki biz de biliyoruz öyle olduğunu ama bu delilimi hasta göstermek istiyorum ki tereddüt olanlar varsa bu tereddütü alsınlar diye. Başbakan diyor ki 26 Eylül 2012'de İmralı ile görüşmeler başlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı terörist mahkum onun hücresine gidip onunla görüşmeler başlayacak diyor. 6 defa gittikten sonra bize basın bildiriyor ki 18 Ocak 2013 tarihinde Sabah gazetesi ve Radikal gazetesi İmralı ile mutabakat sağlandı. Peki niye 6 defa gitmiş? Bir metin var mutabakat sağlanmak için. Bir metin yazılmış. Terörist başına götürülüyor, o değişiklik yapıyor. Ankara'ya getiriliyor, değişiklik yapılıyor. Terörist başına götürülüyor, değişiklik yapılıyor. Altıncısında mutabakat sağlanıyor. Bir tarafta terörist başı, katil Apo, bir tarafında bizi korusun diye bütün yetkilerimizi verdiğimiz Türkiye'nin başbakanı. Peki, akil adamlar çıkmışlar, barış istemiyor musunuz? Çocuk istemiyor musunuz? Anaların gözyaşı dinsin istemiyor musun? Kardeşim elbette bunu ekleyeceğiz. Ama senin barış dediğin ne? Çözüm dediğin ne? Kimin barışı, kimin çözümü? Sonra da yazıyorlar, efendim müzakereler, müzakere yok. Ne Oslo'da müzakere var, ne İmralı denilen terörist barışının hücresinde müzakere var. Müzakere olması için tabi bir terör örgütünün başına bir devlet masaya oturamaz. Yendikten sonra oturur, yendikten sonra. Bu İspanya'da böyle oldu, İngiltere'de böyle oldu, dünyanın her yerinde de böyle oldu. Devlet terör örgütünü yener, çaresiz kalan örgütler ki silahlarını teslim ediyorum, bana da ceza az verin veya vermeyin diye bu görüşü. Bu yok. Sanki iki devlet çarpışmış, bizim devletimizi temsil edenler gitmiş, bizim karşı şartımız yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şartı yok, terörist başının şartları var. Bu şartlara da itiraz edilmiyor, Oslo'da da itiraz edilmiyor. Hücrede de itiraz edilmiyor, yalnız bir şey konuşuyor. Diyor ki bizi temsil eden oraya gidenler, siz diyorsunuz ki devletin anayasasına Kürt kimliğini de yazın. Kürdistan özel bölgesinde yazın.
Ana dilde eğitimi de yazın. Kandil'dekiler daha gelsin. Kendi adına siyaset yapsın. Herkes affedilsin diyorsunuz. Bir hükümet bunu yazdığı zaman 24 saat ayakta kalamaz diyor. Çünkü millet anlar her şeyi. Onun için diyor şöyle yapalım. Türk kimliğinde anayasaya yazmayalım. Yani ortak olması için. Devlete ortak olması için. Türk'ün yanında Kürt'ü de yazmayalım kimliğini. Türk'ü de anayasadan çıkartalım. Anayasa sahip, devlet sahip kalsın. Egemenlik karşısında ortak olsun. Yani buradaki Kürt kelimelerini kimse yanlış anlamasın. Samimiyet inandığım bir şey söyleyeyim. Yerli yabancı bütün araştırmalarda Güneydoğu'daki vatandaşlarımız kahir ekseriyetiyle birlikten yanadır, beraberlikten yanadır. Terör örgütünü onaylamamaktadır. Ama kanun hakimiyeti sağlanmadığı için orada bilerek, bilmeyerek can, mal güvenliği sağlanmadığı için onlar rehine. Ama anketlerde görüyoruz ki Türk bayrağının yanında bir bayrak daha istiyor musunuz diye soruyorlar bir ay önce. %98'i hayır. İstiklal Marşı'nın yanında teröristler de milli marş almışlar. Bunu istiyor musun? %98'i hayır. Onun için bu kavram kelimeleri kullanırken metinlerdekini kullanır. Asla vatandaşlarımız kumaşın dokusu gibi bütün olmuş. Sayılmaz. Sonra diyor ki Türk adını da çıkartalım. Özel Kürdistan demeyelim ama yerel yönetimlerin yetkisini özel şartlarına göre düzenleyelim. Orayı siz idare edeceğiniz için ana dilde eğitim istiyorsanız siz koyacaksınız. Ah işi kolaydır. Millet, ayrı bir millet varmış gibi. Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını ayrı bir millet kabul edip onun egemenliğini temsilen parti kurmaktan bahsediyorum. Siyasetin önündeki engeller kaldırılsın derken sanki Türkiye'de insanlara siyaset et ama herkes acı. Ayrı bir milletin siyasetini yapmak. Uydurma bir millet adına siyaset yapmak üzere meclise girsinler. Bu demek ne demektir bu? Devlet bir, bayrak bir, meclis bir, hükümet bir ama içinde iki ortağı var. Aynen Irak olduğu gibi. Irak Arap Cumhuriyeti girdi. İngilizler, Amerikalılar girdi. Irak Federal Cumhuriyeti oldu. Anayasayı yazdı. Irak devleti Arap ve Türklerden meydana gelir. İki dili var Arapça ve Kürtçe. İki yönetim yeri var Bağdat ve Kuzey. Aynısı 1,5 milyon insanı öldürerek zorla Irak'ta yaptıklarını biz de demokrasi, siyaset, özgürlük kurumlarıyla aynen yapma noktasına geldiler ve mesele mecliste çıkardı. Mecliste. Eğer çalışırsa ki ben inanıyorum milletvekillerimizde bizim 2009'dan bu yana çalışmalarımız var Milli Düşünce Meclisi olarak. Samimi kanaat söylüyorum. Bu mecliste bu anayasa geçmeyecek. Geçmeyecek. Türk milletinde bölünmeyecek ama bu felaketler bir faydası milletimizin uyanışına sebep olacak. İnşallah bu çalışır, salonunu gösterir. Şimdi bize toplantılarda tılsımlı çözüm soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki tılsımlı çözüm sizin elinizde ama siz farkında değilsiniz. Nedir? Millet uyanırsa seçim sandırır, seçim sandırır. Önümüzdeki sene seçim var, bunları böyle depreme tutulmuş gibi şiddetli bir sarsıntıyla sandıkta eğer iktidar olmakta indirirse işte size çocuk kendinden gelmiştir. Kimsenin bunu anlaması da gerek yok. Başka bir yollara da gerek yok. Bu millet de bunu yapacaktır. Çünkü bu millet Allah'ın sevdiği bir millettir. Masum bir millettir. Hiç kimsenin kötülüğünü istemez. Efendim milletimizin de iftihar ediyoruz. Allah bu masum milletin yardımcısı olsun. Gördüğünüz için saygı ve sevgi.